Buyurun mesela şehit verdiğimiz 12 kardeşimizin 4'ünün bir askeri üste, o askeri üste bir masada çekilmiş olan fotoğrafı. Ne kadar mütevazi bir masa. Lütfen Efe, o masanın fotoğrafını ekrana getirebilir misin? Evet. Gencecik çocuklar. Bir kez daha Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Gerçekten tüm Türkiye'nin de başı sağ olsun. Şimdi bu fotoğraflara baktığımız zaman tabii biliyorsunuz dünden beri bir de korkunç bir provokasyon iklimindeyiz. Siyaset bu işlere girdiği zaman bence çok kirleniyor bu alanlar. Uzak durması lazım bütün siyasilerin bu alanlardan ama neredeyse bir seçim kampanyasına dönüştü gibi bir şey oldu bu konu malumunuz. Ve tabii şey konuşuyoruz yani nasıl oldu bu olay? Yani bu çocuklar hayatta kalabilir miydi? Burada bir zaaf var mı? Burada bir farklı uygulama yapılabilir miydi? Gerçekten öyle bir askeri üs olabilir mi? Bu operasyon hedefine ulaşmış mıdır? Amaç hasıl olmuş mudur gibi birçok soru var kafamızda ve emekli tuğgeneraller, emekli albaylar, askerler bu konuyu gündeme getiriyorlar. Ama konuşulmamış bir başka konu var ki benim dikkatimi çekti. Uzun zamandır bir siber güvenlik uzmanını internet ortamında takip ediyorum ve yazdıkları uyarıları açıkçası çok dikkatimi çekiyordu. Ersin Çahmutoğlu. Ersin Bey uzun zamandır Türkiye'nin kendi milli ve yerli sosyal medyasını ve siber güvenlik duvarlarını geliştirmesi gerektiğiyle ilgili paylaşımlar yapıyor, makaleler yazıyor. Kendisi de zaten böyle bir şirketin çatısı altında görev yapan bir uzman isim. Bu korkunç katliam saldırı haberlerinden sonra Ersin Bey dedi ki ya askeri üslerde askeri personelin sosyal medya kullanımları da bir güvenlik zaafı oluşturuyor. Bu paylaşımlar benim dikkatimi çekince ben kendisine ulaştım ve bugün yayına katılıp katılmayacağını sordum. Ersin Bey şu anda bizimle beraber. Ersin Çamtoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bir kez daha hepimizin başı sağ olsun. Korkunç bir şey bu gerçekten de. Evet. Evet. Şimdi biz bu 12 evladımızın acısı, ateşi tabii o evlere düştü. Türkiye'nin dört köşesinden, Denizli'den, Tokat'tan, Sinop'tan, Manisa'dan, Aksaray'dan ne yazık ki cenazeleri kaldırıyoruz ve yani acımız son derece derin. Ama siz paylaşımlarınıza dediniz ki bu genç kardeşlerimiz hem askeri personel hem de onların amirleri niteliğindeki rütbeliler bulundukları üslerden TikTok'a girmişler, bölgenin adını yazmışlar, canlı yayınlar açmışlar, fotoğraflar paylaşmışlar. Burada bir güvenlik zafiyeti oluşmuş olabilir. Biraz şu hikayeyi baştan anlatır mısınız lütfen? Tabii Özlem Hanım, şöyle söyleyeyim. Yani yanlış anlaşılmaya mahal de vermeyelim. Hani bu terör saldırısıyla ilişkili bir konu değil aslında. Yani ben ve benim gibiler uzun zamandır yazıyor, çiziyor zaten ve mümkün olduğunca uyarmaya çalışıyor yetkilileri. Şimdi bu yayınları açanlar, yani TikTok'ta, Instagram'da veya başka yerlerde yani yaklaşık bir yıldır, hatta bir yıldan daha fazla bir süredir aktifler aslında. Yani sınır ötesinde olsun, işte kırsal bölgelerde olsun, terör operasyonu yapıldığı kritik yerlerde olsun, bu tarz yerlerde bunlar yapılıyor. Şimdi bunu zaten biz bir süredir yazıp çiziyorduk. Sizler de arada böyle yayınlarınızda bunlardan bahsediyordunuz, yani bu tarz şeyler oluyor. Fakat işte birkaç gün önce, özellikle bu terör saldırısından sonra daha fazla tabii konuşulmaya başladı ve ben de bu işin üzerine biraz daha fazla gitmek istedim açıkçası. Ve inanılmaz bir etkileşim aldım aslında, karşılık aldım yani paylaşım sonrasında. Yani bir saat önce falan bakmıştım, 7 milyon görüntüleme almış bu yaptığım paylaşım ve diğerleri. Ve inanın yüzlerce mesaj geldi bana, özelden veya yorumlara falan da yazan oldu. Yani bu konuda çok kişi şikayetçi. Bunun içerisinde askeri personeller de var, onlar da şikayetçi. Arkadaşlarının veya işte gördüğü kişilerin bu tarz tehlikeli işlere girdiklerini söylüyorlar. Yani Instagram olsun, TikTok olsun, işte flört uygulaması var, azar diye o olsun. Bu tarz uygulamalarla bulundukları bölgenin etrafını da görecek şekilde yayınlar açıyorlar. Bunlar kimi zaman canlı yayın oluyor, kimi zaman işte video kaydı oluyor, daha sonra paylaşıyorlar. Hiçbir önlem yok, hiçbir gizlilik yok, hiçbir dikkat yok. Yani onlar eğlence amaçlı bu işleri yapıyorlar, onlara sorsanız. Fakat bu işin çok ciddi tehlikesi var.
Buradan yani terör saldırılarına bağlayacak olursak eğer, yarın öbür gün buradan doğan zafiyetlerden bir saldırıya uğramayacağı askerlerimizin bir garantisi yok. Yani bunlar her zaman ihtimal dahilindedir. Peki ben Çünkü tek tek sorayım, tek tek anlatmaya çalışayım. Ben tabii askerlik yapmadığım için ayrıntıları bilmiyorum. Ama burada erkek izleyicilerimiz arasında süreçle ilgili soruları olanlar var. Tek tek sorayım size Ersin Hocam. Şimdi Taka da diyor ki normalde askerler sadece tuşlu telefon kullanmıyor mu? Bir başka izleyicimiz de diyor ki askerler neden telefon kullanıyor? Ellerinde telefon olmaması gerekiyor. İbrahim diyor ki Android telefon kullanımı yasak aslında. Yani askeriye de telefon kullanımı belli regülasyonlara ve belli kriterlere bağlı değil mi zaten? Önce onu öyle yani evet. Ya biz de öyle biliyoruz. Ben de şahsen öyle biliyorum. Hatta ben şöyle söyleyeyim yani Genelkurmay'dan ve NSB'den yakında tanıdığım üst düzey isimler var. Hatta emekli bir general var. Doğrudan bu işin içerisinde olan birisiydi işte emekli olmadan önce. Kendisine de sordum. Yani bu konuda düzenlemeler çok net aslında. Fakat belirli yerlerde işte bu bahsedilen üst bölgelerinde belirli yerlerde benim tahminimce, benim yorumum bu. Bu kesinlikle resmi bir kaynaktan alınmış bilgi değil. Denetimsizlikten dolayı bu tarz cihazlar, işte akıllı telefonlar, sadece Android değil, başka bir cihaz değil. Genel olarak akıllı telefonların bu tarz yerleri gizli bir şekilde alındığı anlaşılıyor. Çünkü ben kime sorduysam her şey, hatta bu bahsettiğim yorumlar, işte bana yazanlar da bu şekilde belirtiyordu. Yani yasak aslında. Hani bunlar girmemesi gerekiyor. Ve hatta şöyle bir şey var. Eğer gerekiyorsa böyle bir şey, yani özel izinler gerekiyorsa, işte belki akıllı telefon kullanılması gerekiyor. Bu da denetime tabi olmalı ve kontrollü olmalı. Yani ilgili MSB veya hangi birimse, nereye bağlıysa o birlikler, hangi şeydeyse, onların, oradaki komutanlarının, işte üst rütbelilerin onların koordinesinde ve kontrolünde kullanılması gerekiyor ve hiçbir şekilde sosyal medya araçlarına erişim olmaması gerekiyor. Yani bu şekilde biz de hep biliyorduk ve bu şekilde söylüyoruz. Ama demek ki dediğim gibi yani benim yorumum, benim tahminim bu belli yerlerde, belli bölgelerde denetimsizlik mi var veya orada bir şekilde gizliden, el altından bunlar götürülüyor mu? Onu tabii ki bilemiyoruz. peki şimdi siz anladığım kadarıyla bu saldırıyla aynı tarihlerde bir takım paylaşımlar tespit ettiniz. Hatta hem TikTok üzerinde canlı yayın açan bazı kardeşlerimizin görüntülerini paylaşmışsınız tweetlerimizde. Hem de Instagram'da mesela bunlar öyle. Bunlar sizin gördüğünüz, bunlar canlı yayın açan kardeşlerimiz değil mi? Bu ne yazık ki saldırıya uğrayan üstten mi yapıyorlar bu yayınları emin değilim. Onu anlatırsınız herhalde ama belli ki çok sayıda kişi TikTok'ta böyle bulundukları üslerden ve askeri noktalardan canlı yayın açabiliyor. Hatta bir iddianız var. Bunu da tweetinizde yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki sizin bu paylaşımlarınızdan ve uyarınızdan sonra TikTok canlı yayın moderasyon ekibi size ulaşmış. O tweet'i de rica edeyim Efe'den yazdığınız. Evet, TikTok'un canlı yayın moderasyon ekibinden biri bana ulaştı. Verdiği bilgilere göre son aylarda canlı yayın açan çok sayıda TSK mensubu asker var. Hatta kendisi bana yazdığı dakikalarda Hakkari Yüksekova kırsalında bir askerin canlı yayın yapmakta olduğunu söyledi. Yayın açan askerlerin çoğu operasyon sahaları, sınır ötesi, üst bölgeleri gibi kritik yerlerde de görevli ve içlerinde rütbeliler de var. Bu çok büyük bir güvenlik problemi yaratır diyorsunuz. Birinci örnek olarak bunu veriyorsunuz TikTok'u. Bir de Instagram'da bir şey anlattınız. O da çok acayip bir şey. Bir kampanya başlatılmış Instagram'da. Aktif görevde olanların da bu kampanyada paylaşım yaptığını görmüşsünüz siz. Bu basit gibi görünen ve eğlence amaçlı yapılan paylaşımların neden olacağı tehlikeleri düşünen yok sanırım diye uyarıda bulunuyorsunuz. O kampanyanın ne olduğunu da gösterelim. Instagram'da böyle birbirine mesaj atabildiğin hikayelerde, storylerde bir takım uygulamalar var. Ve orada sen de bir üniformalı fotoğrafını paylaş diye bir kampanya bu Instagram üzerinden kullanılan. Efe onu da ekrana getirebilir misin lütfen? Önemli o görsel. Hikayelerde paylaşılıyor ve insanlar o değil hayır. Yani Instagram storylerde paylaşılan bir görsel bu. Göndermiştim diye hatırlıyorum sana. Instagram storylerde paylaşılan şehitlerimizin anısına üniformalı fotoğraf sen de ekle diye bir şey olması lazım. Bunu mesela genellikle hani tatil paylaşımları için
yapıyorlar. Deniz kenarındayım. Sen de bir fotoğrafını ekle ve herkes kendi hikayesinde, storiesinde bu görüntüleri paylaşmaya başlıyor. Bu görüntüleri paylaşmaya başlıyor. Bunun bir benzerini anladığım kadarıyla şehitlerimizin anısına üniformalı fotoğraf ekle diye Instagram'da bir kampanya açmışlar. Peki bunların ne gibi riskleri var? Bu. Evet, bu. Ve ekrandaki görüntü doğruysa bunu siz paylaştınız. Siz paylaştığınız anda 43 bin 900 bin kişi de buna katılmış. Yani bununla ilgili fotoğraf ve görsel paylaşılmış. Buradaki risk ne ve niye yapılıyor sizce bu? Gerçekten bir istihbarat bilgi toplamak için yapılan şeyler mi yoksa bilinçsizlik, sosyal medya okuryazarlığı olmadığı için yapılan şeyler mi ya da ikisi birden mi? İlk söylediğiniz şeyden başlayayım. Bu paylaştığım görseller, Twitter'da paylaştığım görseller, TikTok'tan alınan görseller, olayın işte terör saldırısının yaşandığı günle alakalı bir paylaşım değil. Bunlar benim orada açıklamada da yazdım. Benim TikTok hesabım yok bakın. Ve uygulama da yok elimde. Çok basit bir şekilde web üzerinden TikTok'a giriyorum. Bazı anahtar kelimelerle arama yapıyorum ve bunları görebiliyorum. Bu bir kere çok büyük. Yani bu kişilerin profilleri açık anlamına geliyor. Ki gizli olsa da zaten büyük bir tehlike. Açık gizli olması önemli değil profillerinin. Ve bunların bir kısmı işte Hakkuk gibi, ZAP gibi bölgelerden paylaşılmış. Bunları gördük ve işte bazı mesela videolar vardı, onları koymadık. Yani basit bir aramayla dediğim gibi herkes girip görebiliyor. Bu birinci taraf. İkinci taraf Instagram. Şimdi Instagram'da bu başlatılan kampanyalar belki iyi niyetli başlatılıyor. Paylaşanlar iyi niyetli görüntüleri kendi işte üniformalı fotoğraflarını koyup paylaşıyor. Fakat bu işin şöyle bir sıkıntısı var. Ben fotoğrafların bir kısmına baktım. Bazıları işte ilgili işte askerin bulunduğu birimin bir odasında paylaşmış. Herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturacak bir durum yok mesela. Sadece kendisi görünüyor, yüzü. İşte üniforması var. Etrafında veya çevresinde, arkasında başka bir şey yok. Veya işte ailesiyle birlikte çekilmiş fotoğraflar var. Bunlar sorun değil. Fakat bunlarla birlikte yine bu Twitter'da bahsettiğim bölgelerde, işte üst bölgeleri, kritik sahalarda, operasyon bölgelerinde fotoğraflar da var. Bir şekilde bunları çekmişler daha önceden. Daha sonra bu kampanya özelinde paylaşmışlar. Şimdi bunların her birisi büyük tehdit. Neden? Sadece Instagram üzerinde söylemiyorum. Bana bu ulaşan kişiler dedim ya, bunların bir tanesi bir hanımefendiydi. Dedi ki, bu bir örnek, bunu söyleyeyim, ciddiyeti anlayın, meselenin ciddiyetini. Dedi ki bana, bir gün dedi işte, Hakkari'de, işte bulunduğu sınır bölgesinde, Hakkari tarafında bir asker bana yazdı. İşte tanışmak istedi, tanıştık, konuştuk. Ve çok kısa bir süre, yani hiç böyle samimiyet olmadan bile, işte bulunduğu yerin fotoğraflarını atmaya başladı bana. İşte üstün etrafını çekiyor. İşte kendi gittiği yerleri çekiyor. Canlı yayınlar yapıyor falan. Ve böyle büyük bir tehdit. Şimdi kendisi tabii ki daha detaylı daha sonrasını anlatmadı. Sonraki aşamaları. Fakat şöyle düşünün. Yani bu irtibat kuran kişiler, askerlerle bu tarz kritik yerlerde görev yapan askerlerle irtibat kuran kişiler gerçekten bir kadın olmayabilir. Gerçekten onların anladığı bir profilde birisi olmayabilir. Bunlar bir terör örgütü olabilir. İstihbarat servisi olabilir. Bakın bu paylaştığım tweet'in daha sonraki paylaşımlara şunu yazdım. NATO'da bir tatbikat yapıldı Evet, 2019 yılında. tam ona gelecektim. Bir saniye, ona gelmeden önce Ersin Hocam, burada iki soru var. Onları bir açıklığa kavuşturalım. Bir izleyicimiz diyor ki, peki hocam bunun kontrolü ne kadar mümkün, nasıl önüne geçilebilir? Tabii bu uygulamaları siz telefonlarınıza yüklediğiniz ve kullanmaya başladığınız andan itibaren bunların hiçbirinin önüne geçilemez. Yani Kesinlikle. çünkü telefonunuz sonuçta GPS sistemiyle yani bağlanıyor. Bütün uydu üzerinden bütün sinyaller gönderiliyor ve her şekilde yerinizi tespit etmek, nerede olduğunuzu, ne yapmakta olduğunuzu tespit etmek çok mümkün yani. İnternet teknolojisi ne yazık ki böyle bir teknoloji. Ha, ne yapılabilir? Yani psikoz burada bir öneri yazmış. TikTok'un acil olarak TSK'da yasaklanması gerek. İstihbarat zafiyeti var demiş. Şimdi ben de şunu sormak istiyorum. Dünyada bu iş nasıl? Yani bir kere bir MIT istihbarat yok mu? Jandarma istihbarat yok mu? TSK istihbarat yok mu? Bu işlerle ilgilenen bir yapı yok mu zaten silahlı kuvvetlerin içerisinde? Ve dünyada mesela yasak mı gerçekten? Yasak sorunu çözüyor mu ya da? Şöyle söyleyeyim, bizim
ilgili kurumlar, ilgili birimler bu konuda uzun zamandır çalışıyorlar ve regülasyonlar zamanında yapılmış. Yani bu konuda istihbarata karşı koyma çerçevesinde ve aynı şekilde operasyon güvenliği adı altında yapılan çalışmalar çok uzun zamandır var ve aktif bir şekilde devam ediyor. Burada benim dikkat çektiğim bir konu da şu. Personelin bilinçsizliği. En önemli sıkıntımız bu bizim. Yani bunlara gereken eğitim verilmiyor mu? Veya işte bunlar yeterince bilince sahip değil mi bu konularda ki bu kadar tehlikeli bir ortamda paylaşımlar yapıyorlar. Yani cep telefonlarına uygulamayı indirmeleri bir problem değil. Daha büyük problem akıllı telefon. Yani o uygulamayı kullanabilecek telefonlara sahip olmaları. Çünkü onların bir görevi var ve bu görev hassas bir görev. Bulunduğu pozisyonlarda hassas pozisyon. Dolayısıyla bunların zaten kullanmaması gerekiyor. Hani akıllı telefonların da kendi zafiyetleri var çünkü. Biz bunları çok uzun zamandır yazıyoruz. Casus yazılımlarla dinleniyor, insanlar takip ediliyor. Sıradan insanlara bile bu yapılıyor. Askerlere niye yapılmasın? Dünyada da şöyle bir şey var. Şimdi o sorunuza geleyim. Amerika'da, İngiltere'de, Rusya'da pek çok ülkede bu tarz sorunlar yaşanıyor. Bunu çok net bir şekilde gördüm. Hatta bu çalışma sonrasında küçük bir araştırma yaptım ve aynı dertten aslında o ülkeler de muzdarip. Yani diyorlar ki her ne kadar biz askerlerimize eğitim de versek, bakın bu da önemli. Yani eğitim de vermişler. Bazılarının sertifikası falan var bununla alakalı. Fakat bir noktada mali konularda zafiyet veya işte kadın zafiyeti gibi zafiyetler olduğu zaman bundan işte önüne geçemiyorlar. Bir şekilde bu kişiler bu akıllı telefonları veya işte bu uygulamaları ediniyor. Bu şekilde paylaşımlar yapıyorlar, fotoğraflarını paylaşıyorlar. Dolayısıyla aslında bütün dünyada böyle bir sıkıntı var. Onu net olarak söyleyeyim. Peki, şimdi burada bir yanlış anlamaya yol açmamak adına bir şeyin altını çizmek istiyorum. Hem kendi adıma hem de sizin adınıza. Bu evraklar bizim başımızın tacı. Yani bu kaybettiğimiz şehitlerimizle ilgili burada en ufak hani işte öldüler suç onlara mı ihale ediyor falan. Asla asla kesinlikle bu değil. Tam tersine kendilerinin emanet edildiği birliklerdeki komutanları, oradaki rütbeliler, bütün bunları denetlemesi gereken ve bu eğitimleri vermesi gereken o yapının kendisi zaten. TSK dediğimiz o yapı, Savunma Bakanlığı, onların bütün bu önlemleri alıyor olmaları lazım. Bu genç çocuklar oralara geliyorlar, kimileri belki fakirlikten, kimileri vatansever bir duyguyla, kimileri belki çaresizlikten, kimileri bambaşka sebeplerle ve orada onları koruyup kollayacak profesyonel, disiplinli, hesap verebilir şeffaf bir yapı olması lazım. Doğru mu Ersin hocam? Yani burada sakın ha yani genç evlatlarımıza böyle bir öyle bir şey onu bir kere altını çizelim. Dünyada da ne yazık ki. Buyurun. Evet. Ben de bir ek yapayım konuşmanıza. Şimdi ben zaten Twitter'da hiçbir şekilde şehitlerimizden bahsetmedim veya bunların böyle bir zafiyet oluşturduğuna bahsetmedim. Bunu baştan söyleyelim. Burada da söylemiyoruz. Buradaki dikkat çektiğim nokta benim yani paylaşımımda da oydu. Ben Instagram'da bu kampanyayı gördükten sonra ya bu iş aslında tehlikeli bir iş dedim ve zaten daha önceden de bildiğim bu TikTok'ta yapılan paylaşımlar, işte Instagram'daki diğerlerini bildiğim için bu işin üzerine biraz daha fazla gitmiş oldum ve dedim ki yani evet operasyona gidiyorlar. Hepsinin farklı farklı motivasyonları var muhtemelen. Yani tabii ki vatan için çarpışmaya gidiyorlar ama içlerinde işte bu tarz işte görsel açıdan işte biraz daha farklı şeyler paylaşmak isteyenler oluyor. Bunların oluşturduğu büyük zafiyetler var. Söylemek istediğimiz bu. Yani